Kayseri Baro Başkanı Ankara'ya yürüyor. Avukatlık yasa tasarısına karşı çıkan 80 ilin baro başkanı eş zamanlı olarak Ankara'ya doğru yürümek üzere yola çıktı. Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun da Kayseri Adliyesi önünden yürüyüşünü başlattı. Dursun'un sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlarda savunma yürüyor ve savunma özgürlüktür etiketleri kullanıldı. Cavit Dursun yürüyüş yayınında bunca yıllık bir duruştan ve çizgiden sonra bizi yürütenler utansın. Şükürler olsun ki yine de dimdik, onurla ve gururla. Yine de dümdüz, eğilmeden ve bükülmeden, sağa sola yalpalamadan, sembolik de olsa halk ve halk için yürüdük ve Ankara'ya kadar yürümeye de devam edeceğiz. Bu yaşıma kadar şahsım için ya da başkaca hiçbir şahsi fikir ve benzeri şeyler için sembolik dahi olsa yürümedim. Samimi bir itirafta bulunayım mı sizlere? Geçmişten beri yürümeyi de hiç sevmezdim. Şimdi ise bu ülkedeki hukuksuzluklar ve haksızlıklar için yürüyoruz. Hukukun üstünlüğü, adalet ve vicdan için yürüyoruz. Ülkemizin ve evlatlarımızın aydınlık geleceği için yürüyoruz. Hukuk devleti ilkesi, bağımsız yargı ve güçlü savunma için yürüyoruz. Barom, barolarımız, mesleğim ve meslektaşlarımız için yürüyoruz. Herhalde bunlardan başka hiçbir değer de beni yürütemez mesajını verdi. Baro başkanları Ankara'ya vardığında Türkiye Barolar Birliği'nden olağanüstü toplantı talep edecek. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna geldiği gün baro başkanları Ankara'da meclis yolu üzerinde duran başkan eylemi yapacak. Baro başkanlarının yürüyüşüne AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan tepki gösterdi. Twitter hesabından baro başkanları içeriğini henüz bilmedikleri bir kanun teklifi için neden yürür ki notuna düştü. Turan her açıklamasıyla Anadolu ruhunu inciten küçük bir mütehakkim grubun karşı çıkmasını anlarız da bunların gölgesinde kalıp baroları eşitleyen bir düzenlemeye karşı çıkanları anlamıyoruz ifadelerini kullandı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk da baroların yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu söyledi.